Merhabalar. Bir cuma gecesi geldi, bir cuma gecesi gitti. Ama gelişi de, gidişi de olaylı oldu. Gelişinin ardından Berat Albayrak istifa etti. Gittiğinde dolar rekor kırdı, borsa çöktü. Asya piyasalarının açılmasıyla beraber Türk lirası dolar karşısında yaklaşık %20 değer kaybetti. Gün aydınlandığında kayıp %10'un altına indi. Ama bu defa Borsa İstanbul açıldıktan hemen sonra %7'ye yakın değer kaybedince işlemler durdu. Türkiye yeni bir kara pazartesi yaşıyor. Döviz fiyatlarının nereye gideceği, Borsa İstanbul'u nasıl bir akıbetin beklediğini şu an kimse bilmiyor. Ortada muhatabı saray olan pek çok soru var. Adım adım gidelim. Ve son krizin yaşanmasına sebep olan Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğiyle başlayalım. Naci Abal 132 günlük görev süresi sonunda günah keçisi ilan edildi. Son mesai gününde masasına oturduğunda önünde duran hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinde manşette kendisi vardı. Naci Abal faiz lobilerine çalışmakla 2 ayda 1 milyar dolar kazandırmakla suçlanıyordu. Berat Albayrak'a desteğiyle bilinen gazetenin nasıl bir operasyona imza attığı saatler sonra anlaşıldı. Bu operasyonu kim adına çektiniz manşetinin akşamı Merkez Bankası Başkanlığı'na bir Yeni Şafak gazetesi yazarı getirildi. Peki Abal neden 4 ayın sonunda onuru kırılarak azledildi? Damat Albayrak operasyonun neresinde? Kayıp 128 milyar dolarla Abal'ın görevden alınması arasında bir bağ var mı? Türkiye'nin dünyada en çok faiz ödeyen ve dolar karşısında parası en çok değer kaybeden ülkeler sıralamasında zirveye tırmanmasının sorumlusu kim? Naci Abal ya da kendinden önce görev yapan isimler Merkez Bankası ile ilgili kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan habersiz mi aldılar? Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Enflasyon neticedir. Faiz sebeptir. Bunu böyle biliniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP iktidara geldiği 2002 yılından bu yana benzer açıklamalar yapıyor. Ancak icraatları ve beyanları arasında 180 derecelik fark var. Erdoğan ne dedi ne yaptı başlığına geçmeden önce Abal'ın kısa Merkez Bankası Başkanlığı hikayesine dönelim. Naci Abal, 6 Kasım 2020'de göreve başladı. Türk lirasının dibe vurduğu ve Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düştüğü günlerdi. Abal'ın koltuğuna oturduğunun ertesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. İddiaya göre iki isim arasında ilk günden bu yana sorunlar vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından istifa açıklaması yapması gündeme bomba gibi düştü. Abal'ın göreve gelmesinin hemen öncesinde dolar 8 lira 57 kuruşla zirveyi görmüştü. Merkez Bankası'nın rezervleri eksi 48 milyar dolardı. Enflasyon Ekim sonunda %11,89'a ulaştığında Merkez Bankası'nın politika faizi %10,25 seviyesindeydi. Merkez Bankası olarak önümüzdeki riskleri yönetmekle ilgili elimizdeki araçları en güçlü bir şekilde kullanacağız. Naci Abal faiz silahına sarıldı. Çünkü faiz artışı yoluyla yabancı sıcak parayı tekrar çekerek döviz kurlarını düşürme ve enflasyonu kontrol altına alma misyonuyla göreve gelmişti. Göreve başlamasından 2 hafta sonra faizi %10,25'ten %15'e çekti. 24 Aralık'ta faizi 2 puan daha arttı ve %17'ye yükseltti. Rakam piyasa beklentilerinin bile üstündeydi. Danışıklı geldi. Yani Naci Bey geldiğinde faiz artıracağını Tayyip Bey biliyordu. O günlerde yaşananlar Erhan Usta'yı doğruluyor. Roller paylaşılmış. Bir yandan Abal faizi artırıyor. Öte yandan Erdoğan kamuoyuna faize karşı olduğunu yüksek sesle anlatıyordu. Şu anda karşımda ağırlıklı yatırımcılarımız var. Girişimcilerimiz var. Ve birçoklarınız faiz yükü altında nasıl ezildiğinizi biliyorum. Yüksek faize kesinlikle karşıyım. Erdoğan'ın bu sözlerinden kısa süre sonra 18 Mart'ta Merkez Bankası faizi bu defa %17'den %19'a çıkardı. O kararla beraber Türkiye Dünya Faiz Ligi'nde 7. sıraya yükseldi. Gelişmekte olan ülkeler arasındaysa ne yazık ki Türkiye açık ara önde gidiyor. Nereden bakarsak bakalım ortada bir çelişki olduğu açık. Aynı iktidar, aynı parti, aynı cumhurbaşkanı ama birbirine zıt
İki farklı para politikası. Son faiz artışının ardından ağbalların iyi olmadığı söylenen Berat Albayrak harekete geçti. Albayrak'a desteğiyle bilinen Yeni Şafak gazetesiyle Albayrak'ın aile üyeleri tarafından yönetilen Sabah gazetesinde 19 Mart Cuma günü Naci Ağbal'ı hedef alan haber ve yazılar çıktı. Akşamında Naci Ağbal'ın yerine Yeni Şafak gazetesi yazarı eski milletvekili Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanı yapıldı. Yeni Şafak'ın Merkez Bankası Başkanı'nın değişeceğinden belli ki önceden haberi vardı. Peki o zaman akıllara şu soru geliyor. Merkez Bankası ile ilgili atılacak adımdan kimler haberdardı ve 7 lira 20 kuruş seviyesinden Cuma günü ne kadar dolar aldılar? Kavcıoğlu son 20 ayda Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturan 4. isim. Peki ne oldu da Türkiye'ye ağır maliyet getireceği bilinen böyle bir adım atıldı ve Ağbal'ın görevine apar topar son verildi. Bu noktada Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta'nın ucu Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'a uzanan önemli iddiaları var. Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarını bunlar çarçur etti. Hatta bir rivayet vardır ki bu ayrılan Merkez Bankası Başkanımız gece görevden alınan demiş ki ya şuna bir bakın ne oldu diye. Tabii devlet genelinden gelen bu devletin sahip olduğu her şeyin aslında millete ait olduğunu bilen değerli bürokratlarımızda bu kaygı vardır. Ya 130 milyar dolar yok ama nereye gitmiş diye. Ve bununla ilgili yapılan bir çalışma neticesinde de bu kararın alınmasıyla ilgili bir rivayet var. Doğru yanlış bilmeyiz. Ama doğruysa da ben şaşırmam. Siyasi bir hesaplaşma da var. Dedik ki, bakın itibarınızı artırmak istiyorsanız bu 28 milyar doları nereye gittiği konusunu araştırmanız lazım. O konunun üzerine gitmeniz gerekir. Ben şimdi soruyorum, acaba Naci Ağbal, vatanını milletini seven bir insan olarak bu 28 milyar dolara ne oldu? Hangi yöntemle bu para harcandı, bu para kime verildi, kaçtan verildi gibi bir araştırma içerisine girdi de bu dövizi eritenler, buharlaştıranlar bu operasyonu mu sona erdirmek istediler? Bu dediğiniz mantıklı. Eğer Naci Bey böyle bir şeye tevessül etmişse gidişini açıklar bu. Ali Babacan ve Erhan Usta'nın açıklamaları son günlerde Erdoğan'ın hem damadına sahip çıkan hem de kayıp 128 milyar dolarla ilgili sözlerini daha da anlamlı hale getiriyor. Yatıyorlar, kalkıyorlar, damat kadar taş düşsün başınıza. Milletimiz devletin kasasındaki her kuruşun 84 milyonun ortak geleceğini güvence altına almak için kullanıldığından emin olsun. Bu dövizi ne zaman, kime, hangi kurdan ve hangi yöntemle sattınız? Sorularımıza açık ve net şekilde cevap bekliyoruz. AKP iktidarı şu ana kadar muhalefetin bu sorularına tatmin edici bir cevap veremedi. Erdoğan soruları geçiştiriyor, damatsa kayıp. Türkiye er geç 128 milyar doların nasıl buhar olduğunu öğrenecek. Ama faturayı şimdi 82 milyon ödüyor. Merkez Bankası Başkanı değişikliğine piyasaların nasıl bir tepki vereceği merak ediliyordu. Pazar gecesi ilk tepki Asya piyasalarından geldi. Türk lirası dolar karşısında %18'lere varan bir kayıp yaşadı. Dolar 8.40 seviyesine kadar çıktı. Ortada korkunç bir maliyet var. Naci Ağbal göreve geldiğinde Türkiye'de dolar 8.50, faizler %10 seviyesindeydi. Ağbal'ın görevden el çektirilmesine piyasaların tepki vermesiyle dolar 8.40'a çıktı, faizler %19'a. Bir başka ifadeyle faizler 2'ye katlanırken Türk lirası Amerikan doları karşısında erimeye devam ediyor. Peki Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizin sorumlusu kim? Merkez Bankası'nın 20 ayda 4 farklı başkan tarafından yönetilmesinin hesabını kimden sormak gerekiyor? Burada hiç polemiğe girmeden hafıza tazelemek ve arşivlerde duran bazı kayıtlara bakmak gerekiyor. Hatırlanacağı üzere Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi halka çok net bir söz vermişti. Şu 24'ünü hayırlısıyla bir atlatalım. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bununla nasıl uğraşılır göreceğiz. Erdoğan artık tek yetkili. İstediği her şeyi gece yarısı kararnameleriyle anında hayata geçirebiliyor. İstediğini başkan yapıyor, istediğini azlediyor. Ama yine de Türkiye
faiz liginde şampiyonluğa koşuyor. Ekonomi yönetimi diyoruz ama unutmayalım ha. Bu işin başında kim var? Sayın Erdoğan var. Sayın Erdoğan ne diyor? Benim alanım ekonomi diyor. Son sözü Ali Babacan'ın adres gösterdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bırakalım. Bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek. Ya yalan söylemeyin bu millete. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Benim. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan mı?